Anne. Babam. Öldü. Duydum. Nasıl öldü diye sormayacak mısın? Kalp krizi. Kapını almaya vakti olmamış. Odaya girdim, boylu boyuna uzanıyordu. Mektuplarını aldım anne. Tut elinde. Sen de tut. Şimdi nerede? Morgdadır. Kuzey'i aradım. Haber verdim. Başın sağ olsun Yıldız. Zeynep Hanım. Zeynep Hanım içeride mi? Zeynep Hanım, içeride bir misafir var ama onu diyorsanız. O misafir değil. Aynur Hanım, ne diyeceğimi bilemedim. Başınız sağ olsun. Allah'ım aklıma bu kayıt oldu. Bismillah. Zeynep. Kızım, güzel kızım. Hadi artık kendine gel. Hadi annem. Hadi kendine gel artık. Topla kendini. Hadi kızım. Anne. Annem. Annem. Güzel kızım. Anne. Geçti. Geçti artık. Her şey geçecek. Anneniz hep burada. Hep yanınızda olacak. Tuna nerede? Biz aradık bugün kendisine, ulaşamadık. Hasan'ı da göremedim. Hastaneye geçerken aradım, yanımıza geldi. Sonra bizi gönderdi, kendisi orada kaldı. Tuna'yı bir kere daha arayın. Ben arıyorum. Tamam kızım. Tamam. O işlemiyor. Şimdi biliyorum hepinizin aklında yüzlerce soru var. Bunca yıldır neredeydim? Ne oldu? Neden oldu? Ama bunları uzun uzun cevaplamak benim için de sizin için de zaman kaybı. Yeterince kaybettik zaten. Sadece şu kadarını bilin. Alpan olmanın ödülleri olduğu kadar bedelleri
nimetleri olduğu kadar külfetleri var. Bunu zaten hepiniz yaşayarak öğrendiniz, biliyorsunuz. Bu konu bir daha açılmamak üzere sonsuza kadar kapandı. Anlaşılmayan bir şey var mı? Güzel. Ben de öyle düşündüm. Oğlum. Babaanne. Öp babaannenin elini. El öpenlerin çok olsun kuzeyciğim. Hanımefendi de... Ben de onu soracağım. Kim bu hanımefendi? Azize ben. Hemşire. Daha kötü bir zamanda gelmiş olamazdım. Senin yüzüne ne oldu? He. Balkan mı? Geçtim biraz. Annem. Onu anladım. Neden bilmiyorum, şu an arkamı dönüp kaçmak istiyorum. Korkma canım, yemezsin. Şimdi gitsem ayıp olacak. Kalsam aile toplantısının içinde ne işim var? Hiç sevmem böyle şeyleri ama hep içinde buluyorum kendimi. Siz öyle orada ne fısıldaşıyorsunuz? Hemşireydiniz değil mi? Evet. Benim hayatımı kurtardı anne. O olmasaydı ölüyordum. Öyle değil mi benim güzel karım? Evin kadrolu hemşiresi. Sigortasını falan yaptınız mı? Müsaadenizle. Peki neden hala burada? Herkesin aklındaki soru o. Babamın cenazesi için. Cenaze için gerekenleri yapın. Bu arada Aynur'a söyleyin. Bu akşam güzel bir sofra hazırlasın. Hepinizi sofrada eksiksiz bekliyorum. Bundan böyle herkes davranışlarına, hareketlerine, giyimine, kuşamına dikkat edecek. Kimse karalar bağlamayacak. Eğer çok isteyen varsa ağlar dövünür, elini yüzünü yıkar, dimdik ayakları üzerinde gelir, sofraya oturur. Balkan. Annem. İskender'in öldüğü çoktan duyulmuştur zaten. Birazdan acımızı paylaşmak için değil, ne kadar acı çektiğimizi görmek için üşüşürler. Ne kadar zayıf düştüğümüzü. Ki bu sadece onların boş bir ümidi. Asla doğru değil. Görmek için gelirler. Bir aslan yere düştüğünde etrafına üşüşen sırtlanlar taziye için değil, taze et için gelirler. Tek kişi istemiyorum kapımda. Özellikle de Barbaros'u. Gelenler kibarca geri göndeririz. Peki anne. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.